Evet, Beyaz Show devam ediyor. Vildan Atasever'in bunları biliyor musunuzları? Siz ne oldu öteki sandalye? Çok uzak kalmadınız. Bak, suçlu adam nasıl sessiz oturuyor. Bir şey yapmadım ki. Yastın. Nasıl bir şey? Bak, seni kollamaya çalışıyorum. Gelmiş bana diyor ki sandalyeyi kırdım abi diyor. Kırıldı mı o sandalye? Sandalye ben az önce yayındayken böyle dırırt diye arkaya gittik. Sonra bismillah dedim durdum. Sonra Allah'tan. Arkadaş yayından önce koltuğu iç ettiniz. Yayın sırasında sandalyenin teki gitti. Minder getirin şunlara da bu koltuğu kenara koyayım. Bu gitmesin. Vildan Atasever. Efendim. Evet, bu doğru mu ya? Ciddi anlamda mikrofon fobisi varmış Vildan'ın. Yani demiş ki Handan demiş arkadaşın. Beyazıt Bey demiş Vildan'ı konuşturmak için bayağı sabırlı olması gerekiyormuş. Böyle mikrofon fobi mi var? Bunu biliyorsun zaten. Bilmiyorum ya. Ha, geçen seferden. Yani ya kendimi anlatmayı çok fazla sevmiyorum aslında. Hani çocukluğumdan beri ailem hani insanların kendilerini anlatmasının doğru olmadığını öğretti bana. Böyle ben kendimi anlatmayayım. Birileri benimle ilgili bir şey varsa anlatılması gereken. Vildancığım. Konuşamıyorum yani programda. Hayatım benim. Ailenin söylediği şey dünyanın en erdemli davranışlarından bir tanesi. Bunu herkesin yapması gerek tabii ki. Ama aynı zamanda bu mantık benim programımın sonu demektir. Yani hani biliyorum. Bu tavırla sen hatta şöyle misin dediğim zaman ailem böyle şeylere izin vermiyor diye. Hayır, bütün herkes dese yandık ki, ya. Tabii ki. Ama işte hani böyle bir fobim var. Evet, doğru söylemiş. Başka ne fobim var? Nelerden korkarsın? Yani şu anda söyleyebileceğim bu. Sadece bu. Yani, evet. Mutlu böceklerden bir insan. Böceklerden çok korkuyorum. Nelerden? Mesela. Böceklerden çok korkarım. Böceklerden evet. Korkarsın. Mutlu bir insan mıdır Vildan? Keyfin yerinde midir gün içinde? Yoksa kafada böyle düşünceler mi vardır? Nasıldır yani? Mutlu bir insanım, şükürler olsun, sağlığım yerinde, ailemin sağlığı yerinde, mutluyum. Mutlu bir aile hayatım var, huzurlu bir aile her hayatım var. Her şey yolunda mı hayatında şu anda? Çok çok şükür, şükürler olsun. Peki bu kadar her şey hayatında yolundayken, bu kadar da güzel bir kadınken, bu kadar da ekrana yakışıyorken, bak düzenli de bir aile yapım var değil mi? Ne kadar güzel, her şey bu kadar çok güzel gidiyor. Bu kadar huzur sana şey getirmez mi böyle? Oyunculuğa vereyim kendimi, dizi yapayım, sitcom yapayım, sinema yapayım. Öyle şimdi bu yaptığın zaten. Tamam, bu çok güzel bir iş şimdiki yaptığınız işte. Senin daha fazla, bence daha fazla görünmen gerekiyor. Ama ekranda. Yani sadece görünmüş olmak için de görünmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani doğru işler olduğu sürece evet içindeyim zaten. Ama doğru iş yapmak önemli. Görünmek değil ki yani. Evet, bizim tamam. İşimiz doğru işin içinde olabilmek. Allah doğru insana, sözü olan bir iş yapmak. Biz oyuncuyuz çünkü duygularımızı, düşüncelerimizi, savunduğumuz her şeyi yaptığımız işle anlatabiliriz insanlara. Vallahi insan bir yerden şu dediğin, ben sana ne sorsam senden mantıklı ve güzel cevap alacağız biliyorsun değil mi? Çünkü insana böyle bir meziyet verildi mi? Bunun her taraf, bu paket program. Hep öyledir yani. Bir yerinden bir kaçak verdin mi de o bir daha da gider yani. Bu cevaplar da değişir, bir şeye değişir. Onun için aileni önce tebrik ediyorum, sonra seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Cıvıl cıvıl renklerde giyinmeyi sevdiğini ki gördüğümüz üzere gerçekten de bugün. Ben siyahı çok severim. Siyah rengi çok seviyorum. Evet. Ama evet, renkli giymeye başladım. Başladın mı yavaş evet. Yavaş? Sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı çok sevdiğini. Evet, ama bunun gizli olması gerektiğini düşünüyorum. Bak yine aynı cevaplardan. Bak bu bir şeydir. Yani bu bir insan yapısıdır. Utangaç, erdemli. Estağfurullah. Ama öyle, öyle. İnsan olmaya çalışıyorum. Yaşadıkça doğru insan olmaya çalışıyorum. Yaşadıkça. Sen doğru insan olmuşsun. Çünkü evet, bence de. Çünkü onun biraz önce söylediği cevapların hepsi yaklaşık bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor. O da şuraya gidiyor. Vildan tasavvufla ilgileniyor ve Mevlana felsefesini yakından takip ediyorsun. Doğru mu? Yani kendi çapımda Allah izin verirse evet. Evet, uzun uzun konuşmaya gerek yok. Vildan'ın anlattığı şey biraz şu aslında. Bir laf vardır ben çok severim. Önce vazgeçmeyi öğreneceksin. Sonra vazgeçmekten de vazgeçmeyi öğreneceksin diye. Yani bu şöyle bir şey. Ramazan aylarında bazı insanlar ünlüsü, ünsüzü, başka kim olursa olsun iftar çadırı kurarlar. İftar çadırı kurup önce o iftar çadırına kendileri giderler. İftar çadırına gelenlere de bu çadırı ben kurdurdum gibi çadırın dibinde dururlar.
Hatta ileri gidenleri ellerini öptürüle. Bu vazgeçmekle değil, vazgeçmekten de vazgeçmekle değil. Bunun adını siz koyun. Bazı insanlar iftar çadırı kurarlar Ramazan aylarında. İftar çadırı kurduklarını kimseye söylemezler. Bu vazgeçmek. Çok erdemli bir tavır. Ama bunun üstü daha güzel. Vazgeçmekten vazgeçmek. Bazı insanlar iftar çadırı kurarlar ve onu unuttururlar. Evet. Tebrik ediyoruz. Eyvallah. Evet, Vildan'la ilgili başka bir şey var mı? Var, bir tane daha enteresanmış. Küçükken kaybolduğunu, köpek kulübesinde köpeklerle uyurken evet, bulunduğunu evet, söylemişler. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu ne, yolu mu şaşırdın yoksa daha ayırt edemediğin dönem mi yani? Ben polis kızıyım. Evet. Şark hizmeti olur, bilirsin. Evet. 3 yıl Diyarbakır'da yaşadık biz, Bismil'de yaşadık. Büyük bir çiftlik evinde yaşıyorduk. Yan komşunun bir tane köpeği varmış ve çok korkarlarmış o köpeğe yaklaşmaya. Kangal köpeği diyeyim, siz de anlayın artık. Kimse yaklaşamazmış o köpeğe. Bir gece ben kaybolmuşum ortada. Beni aramışlar, bulamamışlar. Sonra annemin aklına gelmiş, kulübenin içine bakalım, oraya bakalım bir de. Ben köpekle sarılmış uyuyormuşum. Allah Allah. Bu hayvanlara karşı acayip bir sevgim var. Evet, bu hayvan da insan seçiyormuş ama ben de onu sana söyleyeyim yani. Evet, peki devam edelim.